Nekronlar gizemli bir uzay ırkıdır. 60 milyon Terra yılı kabir dünyalarında kabirlerinin içerisinde uykudayken uyanmaya başladılar. Kadim olanların yok oluşundan beri uykudaydılar. Fakat artık önlerinde alınmaya hazır bir galaksi duruyordu. Eldarilerden bile evvel yaratılmış olan Nekronlar robotik insanımsı bir türdür. Teknolojileri galakside hiçbir ırk tarafından yarışılacak durumda değildir. Eldari efsanelerince korkunç yıldız tanrıları olarak bilinen Ketan'ın eski hizmetkarlarıdır. Kadim olanların uzun yaşamlarına olan intikam arzuları ve Ketan'ın akıl çelen zekası ile organik bedenlerinden ayrılmış ve bütün merhametleriyle empati duygularından arınmışlardır. Ölmeyen, ölüm makineleri haline gelerek galaksi üzerinde üstünlük kurma amacıyla yaşamaktadırlar. Galaksiyi ele geçirip ona hükmetmek, Nekronların zihinlerine çok uzun süre önce kazınmış bir amaçtı. 41. milenyumda uyanan Nekronlar, eski kabir dünyalarının çoğunun istila edildiğini ve hatta birçoğunun kozmik felaketlerle yok olduğunu gördüler. İşgalci ırklar nelerle karşılaşacaklarını bir haber şekildelerdi. Milyonlarca Nekron, zamanın bu akışında yok olmuş olsa bile geriye kalan hala milyarlarca Nekron bulunmaktaydı. Bedenleri yaşayan metalden oluştuğu için öldürülmeleri neredeyse imkansız. Zaman ile kopan uzuvları geri iyileşebilir, zırhları yeniden işlenebilir, mekanik organları tekrardan düzelebilir. Bir Nekron'un ölmesi için iyileşme yeteneğinin başa çıkamayacağı kadar büyük hasar alması gerekmektedir. Böyle bir hasarda bile Nekronlar ışınlanarak vücudunu terk edip kabir çemberine geri döner. Tamir oluncaya kadar orada kalır. Sahip oldukları bu yüksek teknoloji diğer ırklar tarafından anlaşılamamıştır. Nekronlar bu teknolojiyi ölümleri pahasına korurlar. Eğer ki bir Nekron vücudunu kaybeder ve ışınlanamaz ise kendini yok etmeyi seçer. Bu yok etme esnasında bir ışık patlaması yaşanır. Düşmanları bu ışık patlamasının teleportasyon mu yoksa intihar mı olduğunu bilemez. Bu sebeple üzerine uğraşılmış savaşların kazanılıp kazanılmadığı bilinemez. Nekronların gazabından kurtulmak için tek bir umut vardır. Nekronların tamamen uyanması engellenir ve kabir dünyaların birleşmesi engellenir ise hayatta kalmanın bir şansı vardır. Başarısızlık ölüm ile sonuçlanacaktır. Daha sonradan ismi Ketan olarak anılacak yıldız tanrılarının doğumu yaratılış ile paraleldir. Büyük bir yıkım gücünün açığa çıkardığı enerji ile oluşmuşlardır. Madde ve enerjinin iç içe geçmiş hali bir girdap oluşturarak ortaya yıldızlardan bir deniz çıkardı. İlk gezegenlerin ortaya çıkıp soğumasından çok daha evvel ilk bilinçli varlıklar oluşmaya başladı. Fikirleri yıldızların ortaya çıkardığı plazma ve elektromanyetik ışınların etkisiyle kaplıydı. İlerleyen zamanlarda bu varlıklara Ketan adı verildi. İlk zamanlarında kötü varlıklar değillerdi. Yıldızların enerjisini emerek onların ömürlerini çalan dev enerji parazitleriydi adeta. Zaman ile bu yıldız vampiri varlıklar evrenin elektromanyetik akımının içerisinde hareket etmeye ve yeni bölgelere giderek yeni yıldızların ömrünü yok etmeye başladılar. Enerjiye bağlı varlıklar oldukları için katı maddelerle ilgilenmediler. Düşük jeomanyetik enerjiye sahip veya yüksek jeotermal ateşlere maruz yerleri kaderlerine terk ettiler. Yıldızların kendi çocuklarını ortaya çıkarttığı gibi gezegenler de yeni yaşam formlarını ortaya çıkartmaya başladı. Samanyolu galaksisinin ilk ortaya çıkan, ilk medeniyetini oluşturan ve yıldızları rahatlıkla geçecek teknolojiye ulaşan ırkı bir sürüngen ırkı olan kadim olanlardı. Yıldızlar üzerine o kadar çok çalıştılar ki kadim bilgelikleri insanlık için adeta büyülü bir sanattı. Evrenin işleyişine dair bilgileri o kadar ileriydi ki alternatif boyutları manipüle edebiliyor, psişik mühendislik üzerine çalışabiliyorlardı. Warp geçitleri olarak bilinen geçitler sayesinde çok uzak mesafeleri kat edebiliyorlardı. Galaksinin her yerine bu şekilde rahatlıkla gidebiliyorlardı.
Eldarilerin bugün sahip olduğu ağ geçidi gibiydi fakat daha büyük bir alanı kapsıyordu. Kadim olanlar geçtikleri her gezegene yaşamı dağıtarak galaksiye yayılmayı ummuşlardı. Binlerce dünyada yaşama şekil verdiler bu şekilde. Adeptus Mechanicus'un üyeleri arasında Terra'nın da bu dokunuşa maruz kalmış olduğu söylenir. Bu, Ecclesiarchy tarafından kafirlik olarak görülen bir söylemdir. Onlara göre insanlık, Tanrı İmparator'un fiziksel yapıya ulaşmadan bir milenyum önce onun imajından ortaya çıktığını söyler. 60 milyon standart yıl önce kadim olanların medeniyetleri en yüksek haline ulaşmıştı. Eldari, Krork, Slan ve Jokero ırklarının yaratılışı ve genetik gelişimi üzerinde doğrudan etkileri vardı. İnsanlık üzerine olan etkileri ise bilinmiyordu. Necron olarak anılacak insanımsı bir ırk, korkunç, hayat yok eden bir yıldızın etrafında varoluş gösterdi. Yıldız ailesi bölgesinde insanlığın evrilmesinden milyarlarca yıl önce çıktılar. Necrontyr olarak anılan bu ırk, yıldızların yaydığı korkunç radyasyon yüzünden genç yaşlarda korkunç kanserler veya daha kötü hastalıklar geçiriyor ve bedenleri değişime uğruyordu. Birçoğu çok kısa süre yaşayabiliyordu. Necrontyr şehirleri atalarının kısa yaşamlarından ortaya çıkan mezarlıkların üzerine kurulmuştu adeta. Yöneten hanedanlar bile ölülerin üzerinden ortaya çıkıyordu. Yapılan binalar ve anıtların hepsi yaşamı değil ölümü anmak için kuruluydu. Zorunlulukla yola düşerek doğdukları yıldızdan uzaklaşıp yaşayabilecekleri bir yer bulmak istediler. Yavaş hareket eden, antimadde ile güç sağlayan gemileriyle yavaş yavaş kolonize olmaya başladılar. Kadim galaksi onların hükümdarlığına boyun eğinceye kadar devam ettiler. Triark olarak bilinen 3 monarşik liderden veya bir diğer ismiyle Feronlardan oluşan bir yönetim biçimine sahiptiler. Suskun Kral olarak bilinen liderleri Triark'ın başıydı. Bu şekilde anılmasının sebebi söyleyeceklerini diğer 2 Feron üzerinden iletmesinden kaynaklıydı. Necrontyr İmparatorluğu'nun sonu Sarek'in yönetimde olduğu dönemde geldi. Suskun Kralların sonuncusuydu. Yavaş büyümelerinin bir noktasında kadim olanlarla karşılaştılar. Onların enerjiyi yönetme biçimlerine erişmeleri mümkün dahi değildi. Kadim olanlar ölümsüzlüğün sırrını bulmuştu ve bunu Necrontyr'ler ile paylaşma niyetleri yoktu. Geçitler ve immaterium sayesinde Necrontyr'lerin hayal edemeyeceği kadar hızlı büyüyorlardı. Başka bir ırkın bu kadar uzun yaşarken onların kısa süreli yaşam ile lanetlendiğini bilmek onları etkilemişti. Necrontyr'lerin içinde her hanedan kendi kaderini belirlemeyi seçti. Ana yönetimin altından çıkmaya başladılar. Ayrılıkçı savaşlar olarak bilinen döneme geçtiler. Şartlar bir jenerasyon daha bu şekilde devam etseydi birbirlerini ortadan kaldırmayı başarırlardı. Yayıldıkları alan büyüdükçe onları güçlü kılan birlikleri adeta eriyordu. Özgürlük savaşları ortalığı kasıp kavuruyordu. Triark, Necrontyr ırkını bir tutmanın tek yolu olduğunu anlamıştı. Kendilerine bir dış tehdit bulmalılardı. Böylelikle birlik içinde kalabilir ve ortak düşmana karşı ortak hareket edebilirlerdi. Böyle bir savaşı haklı kılmak zor değildi. Çünkü kadim olanlar onlara uzun ömrün sırrını vermeyi reddetmişti. Bu sebeple savaş açtılar. Ayrılıkçı hanedanların hepsine af sundular. Herkes böylelikle savaşın getirilerine ve uzun ömrün sırrına olan açlığı ile bütünleşmeye başlamıştı. Suskun Kral Zarek, halkını bir araya getirmeyi başarmış ve tek bir düşmana odaklamıştı. Fakat kendi başlarına kazanabilecekleri bir savaş değildi bu. Cennetteki savaş olarak geçen bu savaş, bütün galaksinin kaderini belirleyecekti. Necronların gelişmiş teknolojileri, kadim olanların ağ geçitleri ve warp geçitleri üzerindeki ustalıkları tarafından çok rahat karşılanabiliyordu. Bu sebeple ana gezegenlerini geri itilene kadar savaştılar. Unutulmuş ve sürgün edilmiş eski evlerine dönmek durumunda kaldılar. Ana gezegenlerinde bir milenyum boyunca hapis şekilde kalırken öfkeleri sakinleşmeye başlamıştı. Öfkeleri diğer yaşam formlarına karşı bir nefrete dönüşüyordu. Yenilginin eşiğinde kırılgan olan birlikleri yeniden çatırdamaya başladı. Jenerasyonlar boyu savaş görmüş olan hanedanlar kadim olanlar ile barış yapmak istiyorlardı.
İkinci ayrılıkçı savaşı baş gösterdiğinde daha önce yaşanmadığı kadar yıkım yaşandı. Kadim olanlar buna yatkın olsaydı onları rahatlıkla yok edebilirlerdi. Triarch yıkılmanın eşiğindeyken çaresizce düzeni korumanın yolunu arıyordu. Irkları için çok pahalıya mal olacak bir çözüm dualarının karşılığı olmuştu. Doğumlarında onları yok eden Ketan olarak bilinen varlıklarla iletişime geçtiler. Bu konudaki kaynaklar tek taraflı veya yanıltıcı olduğu için bunun nasıl yaşandığı bilinmiyor. Solemnus olarak bilinen kabir dünyanın arşivinde yer alan bir bilgiye göre bu bir kaza eseriydi. Ölen bir yıldızı araştıran uyduları sayesinde bulmuşlardı. Eldahallerin kara kütüphanesinde Mournful Night veya Yas Dolu Gece olarak bilinen kitabında geçen bilgiye göre Necrontyrlerin ham öfkesinin oluşturduğu enerjinin adeta yıldızlar arası bir işaret fişeği görevi gördüğünü ve bunun Ketan tarafından görüldüğünü söyler. Bazı kaynaklara göre ise Necrontyr bilim adamları yıldızları araştırırken enerjiden beslenen ve kadim olanlardan geriye dayanan varlıkları bulmuştur. Bu varlıkların materyal evreni anlaması kolay bir yol değildi. Necrontyrler Ketan'ın yardımı için onlara fiziksel bir kabuk oluşturdu. Yaşayan metal veya diğer adıyla Necrodermis ile oluşturulan kabuklar yapıldı. Böylelikle Ketan fiziksel formuna ulaşmıştı. Yeni bedenleri ile materyal dünyayı anlamaya çalışırken bilinçleri daha güçlendi ve varlığın yeni bir modunu keşfettiler. Maddeden varlıklar haline gelmenin verdiği hazlar karşısında müteşekkir oldular. Bu hareket Ketan üzerinde yeni bir açlık oluşturmaya başladı. İlk iletişime geçen Ketan, suskun kral Zarek'in karşısına geçti. Bunun ismi aldatıcıydı. Hain ruhu sayesinde bu ismi almıştı. Fakat suskun kral bu durumu bilmiyordu. Ketan konuşmaya başlayarak kadim olanlar ile savaşa girdiklerini ve kaybettiklerini anlattı. Kadim olanlardan olan korkularından kaçtıklarını ve saklandıklarını söyledi. Bir gün bunun intikamını almak istediklerini ve bunu onlara sağlayacak olanlara açlık duydukları her şeyi vereceklerini söyledi. Necrontyr için ölümsüzlük ve birlik yolu gözükmüştü. Fakat aldatıcının bunu anlatırken doğruyu söyleyip söylemediği asla bilinemezdi. Bu ittifakın yolu tartışılırken sarayda sadece bir ses vardı. Saray astroloğu Orican bu ittifakın zafer ve ihtişam getireceğini fakat ruhlarının lanetleneceğini söyledi. Açgözlülük ve hırs tarafından gözleri bürünen liderler bu kehanete kulak asmadılar. Triarch bu anlaşmayı kabul ederek ırkını sonsuza kadar lanetlemiş oldu. Ketan'ın gücü tanrı seviyesindeydi ve uzun süre geçmeden Necrontyrler onlara tanrılarmışçasına ibadet etmeye başladı. Ölümlü köleleri haline gelen Necrontyrlerin enerjilerinden beslenmeye başlamışlardı. Tanrıvari güce sahip silahları ve galaksiyi göz kapayıp açana kadar geçebilen yeni gemileri sayesinde savaş devam edebilirdi. Ketan aynı zamanda ölümsüzlük ve stabillik sunmuştu. Hastalıklı bedenlerinden kurtulacak, Necrodermis'ten oluşan yeni bedenlerine geçiş yapacaklardı. Böylelikle intikamları için hareket edebilir ve zayıflıklarından arınabilirlerdi. Dev fırınlar kuruldu ve koca bir ırk tek tek yeni bedenlerine transfer olmaya başladı. Ruhlarından ve bedenlerinden oldular. Ketan ise çok daha güçlü bir hale gelmeye başladı. Sadece Sarek bu biyotransfer esnasında uyanıp ırkına baktı. Yaptığı korkunç hatayı fark eden tek kişiydi. Eski bedeninden kurtulmak onu rahatlatmış ve düşüncelerini güçlendirmişti. Fakat hem zihninde hem içinde inanılmaz bir boşluk hissediyordu. O an anlamıştı ki ruhunu kaybederek kazanmıştı bu ödülü. Ketan sözünü verdiği şeyleri tutmuştu. En zayıf Necrontyr bile artık bir ölümsüzdü ve artık Necronlar olarak anılacaktı. Politik stabilliğe ulaşılmıştı. Suskun kral başlarına açtığı belayı halkına anlatmadı. Bu her şeyi daha kötü bir hale getirebilirdi. Sadece birkaç tane güçlü iradeye sahip olan Necrontyr hala kendinin farkındaydı. Bilinçli ve kişilikliydi. Fakat onlar bile kendini başkalarından ayıran özelliklerin çoğunu kaybetmişti. Kadim olanların manevra avantajı artık Ketan'ın fiziksel dünyaya olan üstünlükleri tarafından yeniliyordu. Necronların yıldızlar arası katliamı başlayabilirdi.
Galaksinin ücra köşelerine kadar kovaladılar kadim olanları. İşgal ettikleri her gezegende yaşam formlarının ruhlarından gelen enerjiyi Ketan'a sunuyorlardı. Gezegenler yok oluyor, yıldızlar soğuruluyordu. Kara delikler meydana geliyordu. Savaşın son noktalarına gelindiğinde Necronlar kadim olanların ağ geçidine erişmeyi başardı. Yanan varlık olarak bilinen Niyadrazath isimli Ketan, materyal dünyanın ötesine taşımak istiyordu gücünü. Necronlar yaşayan taşlardan geçitler yaptılar. Bunların adına Dolmen geçitleri dendi. Dolmen geçitleri ile kadim olanların ağ geçitlerine karşılık verilebiliyordu. Fakat ağ geçitleri Dolmen geçitlerini fark ettiği an onu kapatıyor veya yolunu büküyordu. Dolayısıyla Dolmen geçidi kullanan Necronlar hızla ilerlemeli ve labirentlerden geçmeliydi. Kadim olanların son dünyası kuşatıldığında eski ihtişamlı medeniyetin kurucu varlıkları artık damızlık sığır haline gelmişti. Ruhları Ketan'ı doyurmaya yarıyordu sadece. Sebebi bilinmeyen bir durumdan ötürü Ketan artık kendi arasında dövüşüyordu. Belki eğlence içindi, belki de açlıktan. Eldari kaynaklarına göre kahkaha atan tanrıları yabancı olarak bilinen bir Ketan'ın zihnine girmiş ve onu kardeşlerine düşman etmişti. Bu çarpışmaları dev bir seviyede yıkım gerçekleştirdi. Bir Ketan diğer bir Ketan'ı yiyordu. Geriye çok az Ketan kalmıştı. Kadim olanlar sabrını ve durdurulamaz iradesini bir kenara bırakıp çaresizlik içerisinde yeni ırklar yarattı. Bu ırkların psişik bağları daha güçlüydü. Böylelikle Necronlara karşı durabilirlerdi. Necron ve Ketan galakside bulunan yaşamları yok ederken bu ırklar evrilmeye başlamıştı. Necron teknolojisi ile psişik büyünün savaşı Ketan'ın imparatorluğunun yıkılmasına sebep olmuştu. Onlar bu psişik güce yabancıydı. Hepsi bir araya geldiler. Bu genç ırkları yok etmenin bir yolunu aramaya koyuldular. Bu planın ilk meyvelerinin göstergeleri hala da İmparatorluk Kale Dünyası olarak bilinen Kadia üzerinde kara taşların enerji sütunları olarak görülebilmekte. Bu enerji sütunları uzay zaman dengesini korumayı sağlamakta. Ketan'ın planının başarılı olup büyük yıkıcı planlarına geçmeleri bir an meselesi olmasına karşın bu savaş dev bir felaketin sebebi olmuştu. Kaos evreni kuruldu. İmateryum ve materyal dünya arasında çatlaklar oluşmuştu. Kadim olanlar genetik mühendislik eşliğinde geliştirdiği ırklar ile kendini korumaya çalışıyordu. Ama bu nafile bir çabaydı. Galaktik ağ geçitleri İmateryum tarafından erişilmiş ve kadim olanların kullanımına kapanmıştı. Warp aracılığıyla yozlaşmamış dünyalara tehlikelerin sıçramasını önlemek amacıyla ağ geçitlerini yok ettiler. Yine de kendilerinin sebep olduğu korkunç yaratıklar bugüne kadar yaptıkları işleri yok ediyordu. Bu yaratıklardan en kötüsü köle yapanlarıydı. Köle yapanlar olarak bilinen bu yaratıklar immateryum içerisinde yaşam süren, başka boyuttan gelen ve korumasız psişiklerin zihnini ele geçirebilen varlıklardı. Bu psişikler sayesinde kendilerini materyal dünyaya davet ettirebiliyorlardı. Yaşam cennetteki savaş ile sona ermekteyken ortaya köle yapanların çıkması hayattakilerin kıyameti gibiydi. Kadim olanların sonu gelmişti. Tamamen yenilmişlerdi. Irklarının yok olduğu veya tamamen başka bir boyuta ışınlandıkları düşünülmekte ama gerçek bilinmemekteydi. Savaşın bitişi Sarek için bir fırsat penceresi açtı. Ketan'ın en zayıf anını kolladı. Irkının kontrolü elindeydi. Ve bu zor savaşta yorulan Ketan'ı alt etmenin zamanı gelmişti. Suskun Kral tam çaplı bir isyan başlattı. Ketan kibirinden bu tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu fark edememişti. Necronlar yaşayan evrenin enerjisini öylesine silahlaştırmıştı ki bu Ketan için bile tehlikeliydi. Fakat Ketan ölümsüz, yıldız doğumlulardan meydana geliyordu. Gerçekliğin içinden doğmuştu ve yok edilmesi imkansızdı. Doğanın bir kanunu gibiydiler. Fakat parçalara ayrılıyor, daha küçük varlıklara bölünüyor ve güçleri zayıflıyordu. Bu Suskun Kral için yeterliydi. Planlarını çok titizlikle hazırlamış olan Suskun Kral, güçsüzleşen Ketanları bir kristale hapsetti. Bunlara Ketan Kristali adı verildi. Bu tanrıvari varlıklar Necronların emrine girmiş oldu.
ayaklanmak isteseler bile kristal içerisinde bulunan otomatik güvence sistemi sayesinde tekrardan hapsediliyor ve uzun yıllar boyunca zoraki uykuya hapsediliyorlardı. Bu kristalleri Necronların mikroteknolojik hapishaneleri olarak geçen Tesseract labirentlerine hapsettiler. Bu labirentler birer yumruk boyutunda olup Necronların en tehlikeli düşmanlarını hapsettiği bir yerdi. Küçüklüğü kendi içindeki büyüklüğünü gölgelemiyordu. Bu büyük bir teknolojiydi. Bütün bu zaferlerine rağmen Necronların suskun kralı galakside sonlarının geldiğini anlamıştı. Köle yapanların galakside cirit atmalarına izin verecek, yaşamı yok etmelerine göz yumacaklardı. Böylelikle köle yapanlar eninde sonunda bu evreni terk edecekti. Yeni yaşam formları yeşerecek, daha güçsüz ve daha zayıf olacaktı. Böylelikle Necronlar bir gün uyanıp galaksiyi geri alabilecekti. Savaşta varını yoğunu ortaya koymuş, kayıplar vermiş ve zayıf düşmüştü Necronlar. Öte yandan Eldari savaşta hayatta kalmış ve güçlü durumdaydı. Bu savaşı kazanmaları mümkün değildi. Fakat onlar organik canlılardı ve ne kadar zaman geçerse geçsin eninde sonunda zayıflayacaklardı. Necronlar ise ayaklanarak onlara ait olanı geri alacaktı. Suskun kralın son emri halkına 60 milyon yıllık uyuma oldu. Kalktıklarında hepsinin eski ihtişamlarını kazanmak için hazır olmasını emretti. Bütün emir komuta zincirini yok etti. Halkı uykuya dalarken o bir gemiye atlayarak galaksinin yıldızsız boşluğuna doğru gitti. Orada onu bekleyen ceza veya kurtarışa doğru ilerledi. Böylelikle suskun kralların sonuncusu oldu. 60 milyon yıl sonra uyandıklarında hala savaştan yıkılan bir galakside olduklarına şaşırdılar. Warp varlıkları ortalarda geziyordu ve yaşam yeşermişti bütün olanlara rağmen. Zaman onların yanındaydı. Çünkü onlar zamanın eskitemediği ve öldüremediği varlıklardı. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde orklarla karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.